Yeni bir videodan selamlar. Bugün bir RC araba ve bir RC tekneyle dağa çıkacağız. Çünkü neden olmasın? Şu anda köpeklerin hepsi kudurdu ve hırıltı duyuyorum. Ayı mı domuz mu? Bu teknenin videosunda bahsetmiştim. Bu tekne karda gidebiliyor. Yani internette bunun karda gittiğine dair pek çok video var. Herhangi bir modifikasyon gerekiyor mu emin değilim açıkçası. Çünkü hiçbirisi öyle bir bilgi vermemiş ama sanırım bu haliyle gidiyor. Bilmiyorum. Kara gidince deneyeceğiz. Peki kar yoksa? Yarın bir daha gideriz. Nasıl olsa arabayı ben sürmüyorum. Özel şoförüm var. Öyle zırt bir yerlere gidemem ben. O zaman tamam, arabayı geri ver o zaman. Dur onu tamam. Başlar. Arsa arabayı ben sürebilecek miyim? Fazladan pil aldım ama RC arabayı süremeyebilirsin. Niye? Tekneyi sürebilirsin ama. Tekneyi çünkü niye süreyim ben karda arkadaş ya? Dedim ki bu sefer büyük pil alayım. Böyle saatlerce sürelim. Pil çok büyükmüş, arabaya sığmaz. Neyse şimdi yola çıkmadan önce arabayı ufak bir yağlayacağım. Yani tekneyi zaten birkaç ay önce kullandık en son ama bu 1,5 yıldır falan yatıyor. O yüzden şöyle hareketli yerlerini ufak bir yağlasak fena olmaz. Hemen bir deneyelim. Bence hazırız. Hadi gidelim. Evet, Uludağ'a geldik. Şu anda Sarı Alan civarındayız. Zirvede çekmek istiyorduk fakat zirveye çıktık. Zirve full sis. Yani böyle göz gözü görmüyor. Burada da hafif sis var ama belli oluyor mu Harun kamerada? Yani biraz uzaklarda belli oluyor ama gözle görüldüğü gibi değil. Tamamen güvenli bir alandayız gördüğünüz gibi. Hayırlısıyla bu çekimi halledeceğiz. Yalnız sen uzaklaştıkça sis belli oluyor, onu söyleyeyim. Sen kurguda silersin sisi. Aynen abi, silerim sisi. Bir arabayla başlayayım ben, gideceğine emin olduğum şeyler. Daha önce hiç karda RC araba sürmedim bu arada. Ben de sürmedim abi. Sen yine sürmeyebilirsin. Sürerim ve 6 tane pil var, 6. Tamam, 2S pil bırakacağım sana. Tamam, 2S bırak yeter bana. Direkt 3S pilleri taktım bu arada, 2S'e hiç bulaşmıyorum. Direkt gazlayayım mı, yavaş yavaş mı başlayayım? Gazla. Çok fena gidiyor ha. İyi gidiyor ama kontrolü hiç kolay olmayacak gibi. Daha önceki çekimlerden sağ kalan tek RC araba bu arada. Bugün sağ kalırsa Harun da sürecek. Kamu spotu işte bu, bak karda nasıl kalınır. Şimdi Harun arabanın önüne otur. Bak şimdi gidecek o. Direkt gazla. Bak şimdi izle. Gidecek. Teker yakıyor. Vallahi başlayacağım bunda gaz vermeye, direkt devam edeceğim durmadan. Olmuyor. Bence buradan bir story çıkar. Şuradaki ince karlara mı gitsek, ne yapsak? O! Ne oldu lan? Çukurlar var. Şu an korkmalı mıyım? Bundan kaçarlar mı? Yoksa daha çok mu kışkırırlar, onu merak ediyorum. Şu an köpeklerden çok gerildim ben. Şuradan uçmak istiyorum ama. Şu arkadaki çok büyük. Köpek gelme buraya. Bak oturdu, gördün mü? Ama hareket etmeye başlayınca ne olacak? Bilmiyorum. Git hadi, yürü. Yürü. Yürü lan. Yürü. Misafirlerin ilgisi hala burada ama biraz uzaklaştılar. Şimdi ben şuna uçmayı deneyeceğim. Uçar mı Harun, ne diyorsun? Vallahi şu an bilmiyorum. İnşallah uçar. Kara girdiği anda yana doğru çekmeye başlıyor ve halledemiyorum. Bir şey diyeceğim abi. Ha. Bir kere süreyim mi? Hayır. Hadi lütfen ya. Aa, gidiyor karda şu an. Ne değişti az öncekine göre? Araba full dönüyor. Ona rağmen çok yavaş gidiyoruz. Peki kardan suya, sudan tekrar kara. Tamam yap. Çok iyi fikir değil bu. Kırmadan ve pili bitmeden Harun'a versem mi diye düşünüyorum şu an. Bence ver ya. Bakayım bir pili bitecek mi? Hadi al. Harbi mi? Bak çok büyük bir an yaşanıyor şu an. Evet. Gitti bak, şu an bozuldu, ben size söyleyeyim. Şu an gitti, bir şey oldu. Hiçbir şey olmaz. Hazır mısın abi? Değilim. Şu an bir şey olacak. Suyla başlama, ilk önce bir karda gitmeyi öğren. Şurada başlarsam hepsi olur bak. Zormuş. Seni hadi canım. Anlayabiliyorum. Ne oldu? Kamera arkasına artistlik yapmaya benzemiyormuş değil mi? Ya burada çok kar var. He. Kar olmasa? Olay zaten karda sürmek değil mi? Kar olmasa görürdün de. Bak kırarsan maaşından keserim, ona göre. Tamam. Ha işte. Ya hadi oradan. Bize duygularından bahsetmek ister misin? Çok güzel bir ismiş lan. Ben bu arada ilk defa sürüyor olabilirim. İlk defa mı sürüyorum? Yok. İkinci defa sürüyorum. Bunu sürdün mü daha önce? Hayır, bunu sürmedim işte. İkinci defa RC araba sürüyorum. Hadi hiç kimsenin yapamayacağı bir şey yap bize. Şuradaki tümsekten atlayayım mı? Kabul ediyor musun? Sözleşmeyi imzalıyor musun? Şartlarımız belli. Kırarsan karşından keserim. Hazır mısın? Hadi let's go. Ne oldu lan? Ne yaptın oğlum? Oraya nasıl gittin ya? Helal be. Ver ben yapacağım. Geliyorum. Aa, ayı geliyor. Böyle ayı mı olur? Rampa kötü o yüzden. Abi. Araba bozulacak. Olacağı buydu işte. Arabanın hızlı olduğunu unutmuşum. Bu arabanın olayı hızlı olmasıydı ya. Bu arada dünyanın en hızlı RC arabasını almayı düşünüyorum. Ama şu an çok kararsızım. Kaç kilometre hızı yapıyor? 160. 0-100'ü 1.2 saniyemine. Dünyanın en hızlı RC arabasıyla video gelmesini isteyenler videoyu beğenerek veya yorum atarak bunu bize gösterebilir. Bir de pist bulmamız gerekecek onun için. Pist nerede bulacağız? Hatta Doğan abiyle de kapışabiliriz bence. En hızlı araba vs en hızlı RC araba. Bir şey diyeceğim, çok fazla köpek geliyor. O abilerini toplayıp gelmişler. Ben bunlara bir şey yapamam. Hafif bir uzaklaşalım. Tekneye geçelim mi? Bence geçelim artık. Gidecek mi sence? Ben ümitli değilim. Ben ümitliyim. Peki bu önceden yapılmış bir şey mi? İki kişi denemiş, birisi başaramamış, birisi başarmış. Abi şu an ne düşünüyorsun? Çok güzel hayvan bu arada. Gördüğüm en güzel kangallardan bir tanesi ama gerildim. Ağzından salya akıyor şu an. Bence 3 santim gitti. Mümkün değil bu. Bence o taptaze karda olur ya. Ama çok Kalın olması lazım karın. Sanki kar yumuşak olsa gidecek. Evet, bence de. Her yerime incecik incecik böyle şey taneleri attı. Gömülse şu pervane mümkün olacak diyeceğim de gömülmüyor. Abi. Ben nasıl böyle amatörlükler yapıyorum vallahi ya? Vallahi yazıklar olsun ya. Kulağımın içine falan kar girdi ya. Abi. Ha. Bu efsaneymiş bence. Atıyorum. Geçtim. Bence bu olursa nasıl olur biliyor musun? Nasıl olur? Buna bir tane büyük pervane basarım. 3 boyutlu yazıcıdan. Öyle olabilir belki. O da başka bir videonun konusu. Adamlar misineyle falan çekip beni dolandırmış olabilirler mi? Mesela şu an böyle 20 metrelik bir misineyle bunu çekilse kimse de fark etmez. Mümkün değil, fark etmez, evet. Evet. O nereye gitti? Çekemedim. Gram umut yok şu an. Yok, bu olmayacak. Olmayacak. Şu anda köpeklerin hepsi kudurdu ve hırıltı duyuyorum. Ayı mı domuz mu? Domuz sesi o, böyle yapıyor. Bir şey diyeyim mi? Hemen şurada bir yerdeler. Evet. Çok yakındalar. Çok yaklaşıyor oğlum, sesi yaklaşıyor. Bir bak bakayım ileride. Al, giderim bakarım ama koşarım bir şey olursa. Düşersin. Aa! Bilmiyorum, şu an kamerayı tuttuğum yerde ya o tepe gibi bir şeyin altında ya da şu sağdaki binaların arkasında var. Keşke drone getirseydik. Gerçi izin almadık drone için. Çekim için izin aldık bu arada. Uludağ Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz izin verdiğiniz için. Evet. Ama ben arabaya gitmek istiyorum. Bak, arabaya binelim. Şu yoldan oradan giderken göreceğiz zaten. Evet. Hadi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ne muhteşem bir şoför ya. Şunu kar modunu alsana, o kadar kar modlu araba aldım sana ya. Şu otelin yanında görmemiz lazım. Sesi tam doğru analiz ettiysek. Yani şuralarda bir yerde olması lazım. Ben görmüyorum şu an abi. Ben de görmüyorum. Domuz sesi gelmeyen yer ararken yağmur başladı. Şaşırdık yağmur mı? Değil, kar yağıyor direkt şu an bir de. Karla karışık yağmur yağıyor ama... Şaşırmam. Bak, geçenlerdeki yaptığım muhteşem modifikasyon sayesinde tadını çıkartıyoruz. Onu bunu bilmem. Biz bu çekime giderken ben kar veya yağmur yağacağını önceden biliyordum. Neden diye sor. Ama zaten karlı havada... Çünkü hava durumuna baktım. Bayağı yağıyor ha. Evet, şu an bayağı iyi yağıyor. Bak, git az önceki yere, arabadan sürelim. Arabadan araba sürelim. Kalırsa ne yapacağız? Sen inip alacaksın. Ben niye alıyorum ya? Arabanın içi hala kar dolu bu arada. Şurayı gösterebiliyor musun abi? Belli oluyor şu an. Oo. Ha, arabanın içi ıslak oldu. Herhalde hazırız. Burada da durabilirim aslında. İçeri girmeme gerek yok bence. Ama siz ne yapacağınızı orada bilmiyorum. Bas! Bitti. Pili mi bitti? Ha, bitti. Bak şu an çat diye bitti. Bir şey diyeceğim abi, hadi gidelim bak, yeter. Hadi al kamerayı, arabaya al. Gidelim. Nasıl, sıcak mı? Hı? Sıcak mı? Ben harbi çok üşüdüm ya. Bu arada dışarısı bildiğin tipiye dönüşmeye başladı. Bizim gitmemiz lazım buradan artık. Evet. Neyse Harun, sen de oynadın bu sefer. Evet. Ve pil 5 dakika. Pil garip bir şekilde çok uzun gitti. Evet. Ben biliyorum neden az bittiğini. Hah, neden? Çünkü gaza durmadan asılamadık. Normalde biz düz yolda full basıyorduk bunlarla. Gerçi evet, sürekli boşa döndüğü için belki çok enerji harcamıyorduk. Hani elektrikli araba incelemelerinden falan hatırla, hep öyle. İzlediğiniz için teşekkürler. Dünyanın en hızlı RC arabasıyla video gelmesini istiyorsanız dediğim gibi videoyu beğenerek veya yorum atarak bunu bize gösterebilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoların devamını kaçırmamak için kanala abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Harun'un bir daha araba sürebildiği başka RC araba videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize bakın, çok görüşürüz. Hadi gidelim buradan. Eve gitme vlogu da mı çeksek? Şu an eve gitmek de zor ya. Sen yerler tutmadan devam et hadi. Doğru dedim.